elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Kader dersi. Burada mı yapmıştık bir daha? Yok, nerede yaptık? Ödemiş'te yaptınız. Ha? Ödemiş'te bir tane yaptınız. Ha, Ödemiş'te, ha. 24, 9 ya da 10, 2019, 2009 yılında. Haritalı kader dersi. Yanlış hatırlamıyorsam tarihini. 24, 10 ya da 9, 2000. Ne kadar etkilenmiş o dersten ki tarihini bilir. Haritalı kader dersi. Vay be. Bir de şey yapalım. Haritalı elle, akıllı tahtada bir ders ayarlayacağız bu hafta. Şimdi aldığım kader risalesinden ve kader dersini okurken, kendi dersimi okurken aldığım veciz cümleler hepsi farklı farklı. Birbirini tamamlayan değil. İman esasları İçsel alemin bütünleşmesidir, dengelenmesidir. İman esasları içsel alemimizi bütünleyendir, dengeye getirendir. Mesela ahiretsiz dünya yaşantısı nasıl olur, hayal et? İç alemimizde. Tabii. Mesela Allahsız, yani tevekkülsüz ve teslimiyetsiz nasıl yaşayacaksın? Kanseri, ölümü nasıl yorumlayacaksın? Yani insanı inşa ediyor. İyi ki var. Çünkü neyle yorumlayacaksın? Dursun dursun. Koşma da gidiyor. Hayır hayır, koşma gidiyor. Koşma gidiyor. Çünkü not almaya koşma gidiyor. Anladık arkadaşlar mesela. Öyle ezber olmasın da. Mesela alemimizde Allah yok. Nokta istinat yok yani, böyle dayanma noktası. Allah'a iman nokta istinattır, biliyorsunuz. Nasıl olur insan? Ya. Peki, doğrunun yanlışın ne olduğunu nereden bilecektin? Peygamber yok. Varlığın korkutuculuğu, dehşeti ve vahşeti, kimsesizliği, kabir, melaike iman, İmanla ortadan kalkıyor. Yalnız değilim. Melaikeye iman yetişti diyor bana diyor. Yalnızlığımı giderdi diyor. Kabir dar, dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Ama Münis arkadaş oluyor. Münis arkadaş oldu diyor. Acayip bir şey ya. Peki kader nedir? Hepsini saydık neredeyse, değil mi? Kader bu bütünlük içerisindeki kendin. Beni yorumlamak bu bütünlük içinde. Allah ile ben, Allah ile melaike, yani şey, Allah ile ben, benle melaike, benle kitap, benle ahiret. Bir de benle peygamber. Bunlarla kendini yorumlamak. Kader, bütünlük içinde bütünlüğünü görmek. Yani cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarıp cüz'i hadiseyi bile külli baktırıyoruz. Dikkat ederseniz kadere iman, iman esasının altıncısıdır. Kader-i iman en son getirilen bir iman esasıdır. Namaz, şuradan bir misal vereyim. Namaz Mekke'de değil. Mekke'de amel pek yok. Medine ayetleri, Medine'de şey olmuş. Mesela hicret 9 sene 8 ay ki 10 sene. Miraç 10 senede oldu. Miraç. Peygamberimizin nübüvvetinden 10 sene sonra. Namaz o zaman farz oldu. 12 sene sonra
galiba ya 12 veya 14 ya oruç veya kumar içki haramiydi. Galiba 14 içki kumardır. 12 sene oruçtur galiba. Böyle olmuş. İşte niçin söyledim? Niçin paldır küldür hemen namaz farzı olmadı? El cevap. Aynı cevap. Kadere iman onun için 6. sırada olmuş. İman ilk önce Allah'a iman işlenmiş. İzah edemediğimiz şeyler ve yerler insanı korkutuyor. Değil mi? Bak, izah edemediğimiz yerler ve şeyler insanı korkutuyor. Hikmetini bilmediğimiz fikir ve his ve duygularla boğuşursak psikolojimiz bozuluyor. Ama niçin olduğunu bilirsek rahat ediyor. Bugün 10 dakika anlattım bunu alakalı. Bir kitap okumaktan bir başka yerde nakledeyim veya tefekkürümle aldığım bir şey söylemiyorum. Ben bizzat şahit uydurukçasıyla tanık olduğumu söylüyorum. Fikir içerisinde boğuşurken asla galip gelemezsiniz. Fikrinizin içinde iken o içerideki soru cevap dibe gitmektir. Daha merkeze gitmektir. Çıkamazsınız. Bir fikri kontrol edebilmek için sizi rahatsız eden fikri kesinlikle içinde olup da ona hakim olamazsınız. Dağda olan dağ görmediği gibi. Onun karşısında alternatif başka bir fikirle ancak onu kontrol edersiniz. Mesela bugün misal verdim. Başka bir tane vereyim istersen. Tenkit mesela abi. Tenkit. Tenkit yapayım. Yani şimdi mesela bir sıkıntın var. Kafanda ona çözüm üretmeye çalışıyorsun. Uğraşıyorsun. Ama o sıkıntı geliyor gidiyor işturmadan yine uğraşıyor. Ona bir çare bulman lazım. Evet. Başka çaresi yok. He. Sen diyorsun şimdi bunu da başka bir şey düşünme. Bak şimdi. Çözülür. Çözümsüz kalacak. Şimdi bir fikir bizi niye rahatsız ediyor? Bizi ezdiği için. Ona hakim olmadığımızdan rahatsız eder. Yoksa bize ait olan fikir bizi memnun eder. Bizi rahatsız eden düşünceler, fikirler mesela uygulayın, tenkit. Adama bak ya diyor mesela. Şuna bak ya, beni ya nasıl tenkit ediyor ya? Ulan gözüne dizine dursun lan, bu kadar iyilikten anlamadın. Onun hakkında saydırıp duruyorsun. Bunu bana nasıl dedi, nasıl telefon açtı, nasıl mesaj çekti? Değil mi? Evde boğuşuyorsun Yasin. Sen sordun misal içeride. Ama hemen bir vicdanın geliyor. Ya hep o değil adam ya. İyi tarafı da var. Ama diyor. Boğuşmalar oluyor. Bundan çıkacaksın bana şimdi. Ama yani nasıl der ya insan bu kadar da dengesiz olmaz ki. Bak kardeşim diyor öteki tarafı. O adam aldanmıştır ya. Boşluğa bulunmuştur yani. Hep bu değildir. Senin hakkında öyle düşünmüyor gibi tırt tırt rahatsız ediyor. Ne kadar sabahtan, akşamdan sabaha kadar dedi. Daha beter oluyorsun içinde. Mutlaka her cevap bir soruyu doğurur. Her cevap bir soruyu doğurur. Verdiğin cevap soruyu doğuracaktır. Durmaz o. Çünkü ikilem var. Ruh ve nefis. Bu tenkit gibi, buna hakim olmak için niye dedi cevap, dedi dedim, yaptı yaptım, yapmasaydı yaptım vesaire. Buna kurtulmanın yolu hemen başka bir şeyle meşgul olursan bu olaydan çıkıyorsun bir kere, ilk adım. Yoksa bunun içindeyken buna hakim olamazsın. Bunun dışındayken buna hakim olacaksın. Tamam. O zaman mesela diyelim ki hayat-ı kainatın ruhudur, şuur-ı kainatın aklıdır, vahiy-i Kur'an'ı. Allah Allah. Hayat-ı kainatın ruhudur,
ve şuur-u kainatın aklıdır vahiy Kur'an'ın. Bu ne demek falan? Buna odaklanınca bu öteksi ne olur? Devre dışı olur. Ondan ancak böyle kurtulursun. O yılandan, akrepten. Bırakmaz seni o beni. Kadere iman eden, keder demen. Yani rahatsız eden Ömer fikirlerden bahsediyoruz. Yoksa bu bardağı nasıl yapacağım? Tamam. Gibi o değil. Seni içeriye çeken, rahatsız eden fikre, sorulara, cevaplara, rehim ve vesveselere kesinlikle, kesinlikle, usta da diyor, yaban arılarla uğraşmak gibi çoğalır. Onlarla meşgul olmamak, meşgul olmamak için değişik bir şey. İşte biraz önce, ya nasıl dedi ya, Allah Allah bu mesajı nasıl çeker ya, ben hak etmemiştim. Ya öyle düşünmemiştir ya, birisi kandırmıştır falan. Bir tarafımız böyle, bir tarafımız böyle. Değil mi? Sabaha kadar böyle olmaz mı? Yatana kadar. Yatamayız da. Evet. Sonra yüz yüze geldiğimiz zaman sen bunu kastetme şey. Aa öyle mi ya? Dün akşam edin mi öldüm? Bir beş dakika telefon etseydim o çözülecek işte. Ettirmiyor telefon. Şeytanın en şeyi gıyaben yaptırır. Sana huzurdayken, senin karşındayken zan yaptırmaz. Huzurdayken. Huzurdayken yapamaz. Gayben, gıyaben. Ona hakim olmanın şeyi başka bir fikirle karşısına çıkacak. Şey alternatif geçeceksin. Bu kayboluyor. Bunu çözmemişsin. O hadiseler çözecek. Abi başka bir fikir mi? Yoksa ulvi bir fikir mi? Ulvi başka bir şey. Yani fikir bazen fikir tedavi sokağa çıkıyorsun. Evet. Ama ulvi bir şey bağlarsan daha geniş nazarla baktığın evet. Zaman o geniş nazar kurtarıyor. Ali bizi bu an şey ne biliyor musun? Külli nazarımızı cüz'i şeylere hasredip boğuluyoruz. Aslında fıtratın külli bir nazar var. Ama külli nazarını cüz'i hadiseye külli olarak bakarsan sen küllileşirsin. Biz orada boğuluyoruz. Külli bakarsak bütünlük içinde o lazım olduğunu göreceksin. Hiçbir şey, bir şey evet. Bütünlük içinde. Sen hep iyi misin ya? Evet. Ben hep iyi miyim? Yok. Değil mi? Ya, bütünlük içinde çok iyisin ama sen iyisin diye hatasız, günahsız değilsin ki. Bunu kabul ediyoruz burada. Eyleme geçireceksin. Ya bu ne demek? Külli nazar insan mükellemdir. Yani tamam. İki, İslam hukukundan söylüyorum. Bir suç ispat edilmedikçe beraat-ı zimmet esastır İslam hukukunda. Suç ispat edilene kadar herkes masumdur ve suçsuzdur. Yani TC'nin kanunları gibi ispat edilene kadar hapishanelerde suçlu cezası görmez İslam'da. Peki hapishanede işkence gördü ve en azından hapsedildi. İzzeti şerefi gitti, işi bir şey gitti, moralı bozuldu, psikoloji bozuldu. Ay suçsuzdu. Ne tamam da ne işe yaradı şimdi? İslam'da nasıldır? Beraat-ı zimmet asıldır. Yani asıl insan susuzluğudur, ispat edilene kadar. Peki devam ediyorum. İzah edemediğimiz şeyler ve yerler, kaderle alakalı okuyacağım da, insanı korkutuyor, hikmetini bilmediği fikir ve his ve duygularla boğuşursa psikolojisi bozulur. Şu esnada, hadiseleri çözüp dayanacak, bizi rahatlatacak şeye insan ciddi ihtiyaç duyuyor. Yani bir çözümleyecek bir kaynağa ihtiyaç duyar. Bunu 26. sözün sonundan şey yaptım. Sebep sonuç ilişkisinden kurtulamayan akla bunların arkasına geçirecek bir yöntem, bir sistem lazım insana. Yani akıl böyle bir teselli ihtiyacı var mı yani bu olayları çözümlemeye? Var. Şimdi kaderi anlatacağım. İnsan hadiselerin içini boğuluyor. Ama hadiselerin arkasına geçerse hadiseler hakim olur. Bunu da yapamıyor. Din imdadına yetişiyor. Hadisenin arkasına seni o geçiriyor. Kadere imanla. Kabir dehşetinin cennetin güzelliğiyle imdadına yetiştiği gibi. Bir de buna
senin dışında sana rağmen çalışan kainatla kaşı kaşıyasın. Senin dışında sana rağmen çalışıyor. Kainatla kaşı kaşıyasın. İşte hem kendi sistemin arkasına hem sana rağmen çalışan kainat sisteminden sana eminlik verecek, seni rahatlatacak olan kaderdir. Hem kainatın mesela yer çekimi, hastalık kanunu, ihtiyarlık kanunu, bela ve musibetlerin devamı. Arkamızda beni çok şey yapan, çok düşündüren Allah gibi bir Allah, değil mi Allah? Tepemize cehennem tehdidini koymuş. Önümüze de arkamıza cehennem tehdidini koymuş. Önümüze cennet ümidini koymuş. Arkamıza da şu, o tepemizdeydi. Arkamıza ecel aslanını koymuş. Önümüze çukuru koymuş, kabri koymuş. Sağımıza musibetleri koymuş, solumuza belaları koymuş, hastalıkları koymuş. Yani o kadar fasit, o kadar oynak, hiçbir tanesi sabit değil. Böyle bir kaynak bir zeminde nerene güvenip de sabit ölçüler, sabit kurallar, sabit planlar yapıyorsun? İnsan. Tamam, yarın işe geleceğiz, imzalayacağız, dükkan açacağız. Bir bakıyoruz ki sabaha karşı böbrek başladı alev almaya. Bir psikoloji ya. Çok acayip. Kimse pek dinlemiyor ama inim inliyor. Yüzde toplumun 17'si. Ağmasın. Sopa çare. Sağırsın. Yani konuşmak, hareket çare. Ayağı yok. Ayağı. Protez çare. Bir çaresi var değil mi? Para yok. Çöplük ekmek çare. Sende bir tanesi gelse, abi sende para istemem, bana bir ekmek ver. İki tane vermez misin? Bak, para istemiyor. Çare. Ama psikolojim bozuldu, sistem bitti. Böyle Halil abi. Her şey. Ne göz kaldı, ne kulak kaldı. Hiç mi gitmiyor musunuz Bakırköy Akıl Hastanesi? İbret alim. Sakın bir ayı geçirmeyin. Hele yazın. Şimdi olmazsa da yazın bahçeye çıkıyor. Gidin dolaşın. İbret alemi gör. Onlar deli değiller. Aklımızı bize tanımlayan, gösteren, hatırlatan akıl fedaileridir. Cennetlik çünkü de mi abi? Evet. Sonradan deli olanların, deli olana kadarki her şeyinde sorulacaktır. Niçin deli oldu? İçki içti, kafayı vurdu. Onun için deliler hep cennetlik değildir. Zıttı mı oluyor aslında? He? Zıttı oluyor biraz. Evet. O başka şeyi kastetti. Ona cevap verdi. Demek ki bu hadiselerde seni çekip çıkan kader ne işimize yarayacak? Gelişen, bize rağmen gelişen kainat hadiseleri, olayları var. Bir de bizim aşamadığımız ama mutlaka başımıza gelecek kabir gibi. İnsan tanımadığı yer ve bilmediği fikirden rahatsız olur. İnsan kabirde niye rahatsız oluyor? Bu kadar haber olduğu halde bilmiyoruz ki. Peki hepinize sorayım. Yedi Kule Dershanesi'ne gelirken hanginiz rahatsız olarak geldi? Veya tedirgin? Çoğumuz, hepimiz rahat geldik. Huzurlu geldik. Başka ne öğreneceğiz yeni diye? Çünkü burayı biliyoruz. Ama bilmeseydik, dershane dahi olsun, acaba nasıl bir yerim? Hele kabir gibi ciddi, bir de dönüşü yok ha. Buraya geldiniz, uygun değil, çekip gidersin. Peki, ama kabir gibi bir yeri ilk defa gireceğiz. Dönüşü var mı, telafisi var mı? Yok. Ha. Şimdi bu hadiseler ne anlatıyorum? Bu kainatın arkasına hem kendi içsel alemini, hem de kainatın sana rağmen çalışan kainat sisteminden sana eminlik verecek, seni rahatlatacak olan kaderdir. Kadere iman. Nasip. Bir gözüm gitmiş ama kaderim bu. Bir böbreğim yok ama
nasip edin. Tersini düşünelim. O abi olur mu? Tamam. Senin kolunu tutan yok işte. Tersini düşün. Niçin, neden, nasıl, keşke. Keşke, 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 keşke. Pataklıkta gaza basan arabaya benzer. Veya karda. Hop, bütün karı atar, lap diye oturur. Göbeğini koyar kara. Dört teker davada. Bir de baharı bekle ki kar eriyecek de yere ineceğiz. Demek ki seni yere oturtan kader-i imandır. Eşya ile Allah Celle Celaluhu arasına anlamlandıran akıldır. Eşya ile Allah arasını manalandıran kalptir. Farkı bir de söyleyeyim. Eşya ile Allah arasındaki bunu anlamlandıran eşya ile şu eşya ile Allah arasındaki anlamlandıran akıldır. Manalandıran kalptir. Sen düşünceni hangi zeminde değerlendiriyorsan kainata bakışın, kader bakışın değişken oluyor. Bir daha sen şimdi aklımız eşya ile Allah arasındaki anlamlandırıyor, anlam veriyor. Eşya ile Allah arasındaki manayı da kalbimiz yapıyor. Onun zaten Allah ile bir alakası var. Allah ile anlamını yapan akıldır. Yani aklımız yapıyor. Anlamını yüklediği yapan kader şeydir, kalptir şimdi. Bak nereye gideceğiz? Sen düşünceni hangi zeminde değerlendiriyorsan, yani eşya ile Allah arasındaki anlamı nedir, manası nedir? Hangi şekilde düşünüyorsan, kainata bakışın, kader bakışın değişken olur. Kader değişken olur. Mesela bununla Allah arasındaki veya insanla bunun arasındaki anlamı nedir dersen akıldır. Bunun Allah ile arasındaki bağlantıyı düşünürsen kalp yaparmış. Anlam ve manayı şimdi soracak bir arkadaşım var abi burada da. Sormayı ben sorayım. Anlam ve mana ikisini nasıl anlamamız lazım? İşte onu anlattım ya. Yani anlam akıldır, mana kalptir. Mana. Yani mesela birisi zarf, birisi mazruf. Yani anlam bu budur. Şu dediğim, çiçekle benim aramdaki ilişkinin zemini, malzemesi anlamdır, akıldır. Kalp değildir. Evet. O bizi, beni ona taşır, onu bana taşır. Bağ kurduk mu abi? Akıl yaptı bunu, anlam. Bu sefer bu, bununla Allah arasındaki manayı kalp yapıyor. Kalp diyor ki hatta, tamam yeter. Şimdi bundan sonra yol benim. İntisap nesep gibi. Gibi. İntisap nesep gibi. Niçin peki bu ne konuşuyoruz? Bu iki bütünlük senin kader anlayışındır. Bu ikisi kaderindir. Ağır bir ders gibi böyle biraz şey. Çok güzel abi. Bu içeride abi herkes. Herkes içeride mi? Çok güzel. Tamam o zaman öyle sevineyim ya. Tamam. Bak şimdi. Herkesin kader anlayışı niye değişik? Çünkü herkesin eşyayla bağı farklı. Ayeti farklı. Şimdi adam ağaca bakıyor, mobilya için bakıyor. Adam bakıyor, orada şey koyacak, salıncak yapacak torunlarına baba ne? Ötekisi bakıyor, meyve için bakıyor çiftçi. Bir nur talebesi de bakıyor, ona anlam yüklüyor. Bir alim gibi tefsir ediyor Allah'ı. Yani tefsir ediyor şey yani. Ağaç. Allah anlatıyor bize. Manalar abi akla mı hitap ediyor? Evet. Şey. Mana, kalp, anlam, akıl. Anlam yani şöyle fikir diyelim. Bilgi diyelim. Anlam, anlam. Anlam, akıl, mana, kalp. Yapalım şimdi böyle. Sevgi var mı? Arkada mı? Yok mu? O da değil mi? Arkada bakalım. Neyse.
Sen onu sil de ondan sonra. Kader, ikisinin cemi yani. Geçmiş kader, gelecek tekliftir. Bakalım görelim ne yapacaksın. Bak, geçmiş kader, gelecek senin kaderin değil, senin nazarında. Gelecek teklif, bakalım ne yapacaksın. Ama kalbin ve ruhun derece hayatına çıkarsa eşya ile Allah arasındaki anlama akıl eşya ile Allah arasındaki manaya kalp bunu uyguluyoruz. Eşya ile insan arasındaki ilişkiyi akıl eşya ile insan bak insan eşya ile insan ilişkiyi akıl yapıyor. Sonra devreye gidip çıkıyor. Çıktı mı? Eşya ile Allah arasındaki ilişki münasebet diyelim. Kalp yapıyor. Yani benle çiçek, akıl. Çiçekle Allah. Eşya ile Allah. Bunu yapan kalp. Kişinin kader seviyesi. Kaderi kişinin kaderi bu anlayış doğurdu. Eşyayı anlamlandıran. Abi iki şey sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi birincisi sanki şöyle bir şey yapmadım, bilmiyorum doğru mu? Şimdi bir sabır, araba gibi düşünsek abi. Sabır arabasını en doğru kullanabilmenin kılavuzudur kadere iman. Hayır. Yani mesela elem, geçmişten gelen elem, gelecekten gelen endişe hazır zamandaki sabrı dağıtıyor. Ama kadere iman resmin bütününü göstererek o sabrı hazır zamana toplayarak dayanma gücünü artırıyor ve düzgün hareket edebilmene imkan sağlıyor. Doğru. Bak şimdi, arabayla gidiyoruz. Seni bildiğim için söylüyorum. Ama için kıyamet kopuyor. Araba vites atıyorsun. Nasıl dedi ya? Adama bak ya. Söz verdin, söyledim. Öyle yaptın. Ben kör adam. Saydın, gönderiyoruz. O haletten kaç saatte çıkarsın? Hadiseye göre bazen bir saat, bazen sabah, bazen bir an. Onu unutamazsın. Ama hemen din imdadına yetişiyor. Kaderi iman et diyor. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Peki, şöyle diyeyim. Kadere imanı kim teklif etti bize? Allah. Din. O zaman kadere iman etmek dine zıt değil. Bir daha. Sen aleyhinde olan bir şeyi öğretir misin başkasına? Bak bana böyle yaparsan beni daha çok rahatsız edersiniz. Siz aleyhinde bir şeyi anlatır mısınız? Anlatmazsınız. Kaderi bize teklif eden kim? Din. O zaman
kadere iman etmek dinin dine zıt değildir. Tamam? Peki kadere iman etmenin insana getirisi nedir? Dine zıt bir tarafı mı var abi şimdi? Yok, şöyle diyor. Şöyle diyorlar. Kadere iman ettin mesela, nasıl diyorlar? Bu sefer ben tersini de düşünemiyorum ki, misal vereyim. Ben mesela kadersiz insan nasıl yaşar? Onu anlamıyorum. Abi az önce iki soru demiştim. Birini geçmeyelim. Çünkü bununla sanki biraz örtüşüyor. Sizin şöyle bir misaliniz var. Hani çok büyük bir tesir yarattı üzerinizde. Mesela büyük insan. Kontrplak diyorsunuz ya Hasan abi. Ve küçük insan onun içinde dolaşıyor. Hani karınca kadar. Bu bedenin içinde bir karınca dolaşıyor. Aynen bu beden olarak. Yani Hasan Akar dolaşıyor. Bu bedenin içinde. Bütünlüğü müdür kader Hasan abi? Büyük olan beden midir kader? İfa ile bütün küçükle beraber düşünülendir kader. Abi bu dersin başındaki bütünlükle ilgili olan kısım beni çok etkiledi. Çünkü yani raporda galiba biraz... Yani iman esasları mı? Yani şöyle mesela kainatı... akıl ile anlamlandırdığımız zaman daha dar oluyor. Sonu var yani. Evet. Çünkü kader akıl değil ya. Evet. Ama kainatın camiyetini, külliyetini biz gözümüzde görmesek dahi, gaybe iman ettiğimiz gibi, o bütünlüğe de iman edersek, çünkü mana üzerinden oluyor bu, bir rahatlık oluyor. Rahatlık. Sistem içinde tamir oluyorsun bu sefer. Evet. Vesvese de bitiyor. Vesvese bitiyor. Keşkeler olmuyor. Devam edelim, daha zenginlik olsun. Geçmiş kader gelecek tekliftir. Bakalım görelim ne yapacaksın. Soruyu nerenin içine atıyorsan cevabın da onun içinde. Mülke ait soruların cevabı mülkte, melekute ait soruların cevabı da melekuttadır. Mesela bu sözüm cemaatin dışında derken yalan söylüyor. Cemaatin içine koyuyor. Cemaatin dışında ise söyleme. Soru neredeyse cevap kendisidir. Orasıdır. Tamam. Kadersizliği iten kadere iman etmeyle durduruyor. Mesela bir notlarım var. Kaderi kim inkar eder? Bakayım nerede bulabilirsem. Kadere kim itiraz ediyor? O çok ilginçtir. Onu yazdım. Hani merak ettim. Kadere bakayım. Bulabilirsem ki herhalde bulduğum gibi 302'de var. 278'de var. 278'e bakayım. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Efendim abi. Mesela adam kadere itiraz ediyor ya. Hı hı. Peki kaderin ne olduğunu biliyor mu da o şekilde itiraz ediyor, yoksa... Bilmiyor. Peki ne olarak biliyor abi kadere? He? Peki kaderi ne olarak biliyor da itiraz ediyor? Kaderi şöyle biliyor. Bu başıma gelenleri ben yapmadım. Bir suçlu arıyor ya, bir suçlu bir kedi ararlar ya. Nerede bu? Bir sayfa söylüyor. 302 diyor. Allah'ı bilmiyor ya. Ha, kader. Kader. Kader halıyı meydana getiren iplerin her biri esmalar. Mesela ortada bir şekil var, tamam mı? Bir şekil var, büyük bir halı. Bu bir sürük var değil mi? Şöyle, şöyle. Değil mi? Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle. İp var. Bu halıyı meydana getirecek iplerin her birisi esma düşünün. Sen iraden ve ihtiyarınla kumaşını sen dokuyorsun. Veya halıya veya kumaşa dokuyan dikey veya yatay iplerin her birisi esmalar. Dikey esmalar, Rahmani esmalar.
yatay ipler, rahim esmalar, Allah şik, Allah, yani Bismillahirrahmanirrahim'deki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, şekil veren insanın ehadiyeti. Yani kumaş dokundu. O kumaşta elbise yapmak senin ihtiyar ve iradendir. O kumaş kaderdir. Kader hayatın kendisidir. Ehadın mı oluyor kader? Evet. Çünkü bakın İsa'da şöyle geçer. Kader rızkımı verdi diyor. Kader tayin etti diyor. Kader tokatladı diyor. Kader sevk etti diyor. Kader bir yazı falan değil. Ama abi siz az önce kaderi dediniz, farklı bir şey söylediniz gibi sanki. Kaderi inkar eden kim? Geleceğim ona. Ona geleceğim de. Kader bir dedi, bu notu kaçırmayayım, burada gördüm de. Aslında orayı daha bulamadım. Yani kaderi inkar etmenin için ihtiyaç duyar diye. Onu yapacağım ya, bakacağım. Bunu da şey yapayım dedim. Bakayım onu inşallah bulurum. Kadere sanki iki şekilde ifratı tefriti var gibi sanki. Biri bütün yok kabul etmek, biri de tamamıyla ona teslim olarak kendindeki ihtiyarı yok kabul etmek gibi sanki. Aferin, doğru. Doğru. Vay be. Bir de söyle, bir de aklımız verelim. Çünkü bu... yani kadere inkar sanki iki şekilde oluyor Hasan abi. Bir ifrat, bir tefrit. Birisi kadere bütün yapılan her şeyi kadere atarak kurtuluyor. Evet, kurtulmaya çalışıyor. Yani her şeyi kadere veriyor. Teklifden kurtuluyor. Teklifden kurtuluyor. Cüz'ün ihtiyarısını inkar ediyor. Öbürü nasıl inkar ediyor? O ötekisi ise. Kaderi inkar ediyor. Kader mader yok diyor. İnsan kendi kendi her şeyinden sorumludur. Oysa bazı şeylerde bakıyorsun ki sana rağmen sistemin çalıştığını görürsün. Şimdi burada bulamadım ama o çok güzel bir başlık da, bu defterde de kaderin bu, ne yapayım, ha buldum. Kaderin bu, 67 değilmiş. Ondan sonra bir tane de olması lazım. Orada inşallah vardır atıfı. Kader... Başına kötü bir şey geldi mesela, sen meyus olma diye. Kadere veriyorsun. Çünkü başka külli bir irade var. Sen elinden gelen en iyisini yaptın. Hı. Ama kötü bir şey oldu. Ben ne yaptım diye. Meyus olma diye var. Evet. Bu değilmiş. 72. 72 değilmiş. Hemen okuyacağım. Sakın kaçıyor demeyesin. 67. Şimdi ona geçeyim. Kadere itiraz edenlere bir bakın ki kimlerdir. Başlık bu. Utandıracak günahları işleyenlerdir. Mazisi iyi olanlardan itiraz olmaz, olmuyor. Mazisi güzel. Mesela ben elhamdülillah mazim hayrı, yani norm şey yani, en azından iyi geçti zannediyorum. Kader itiraz etmem. Ulan kaderime bak ya. Der miyim? Yani dershanede geçtiği için söylüyorum. Demem. Peki rezil geçmiş, kebairlerle geçmiş bir insan düşünün. Kader işte, ne yapalım? Ya. Peki haşir meydanında Allah size veya bize soracak mı ki? Verin kaderinizin hesabını mı diyecek? Verin yaptığınızın hesabını mı diyecek? Yaşadıklarını biliyorsun da itiraz ediyorsun. Ne yapayım kaderim deyip mesuliyetten çıkmaya çalışıyorsun. Kaderinden korkan, yani geçmişinden korkan şeytan, geçmişine yani kaderine itiraz ettiriyor. Kadere itiraz edenler, geçmişi kötü geçenlerdir. Sığınacak yer arıyor. Suçlu kişi arıyor. Ölümden en çok kim korkar? El cevap, kıyamete kadar ömür isteyen şeytan. İçin ölümü istedi. Ölmek istemedi çünkü ölümden çok korkuyor. Peki ölümden kim, insan olarak kim korkar? O zaman ölüm korkusu şeytanın sendeki ifadelenişi,
hissiyatındaki aksi dimağındaki fikridir. Bir insan şeytana nasıl ne kadar bir insana şeytan ne kadar hakim olursa o kadar ölüm korkusu olur. Burada şeytanın sana ne kadar hakim olup olmadığını da anlarsın. Çünkü yaptığı hatayı Allah'a münacat bir şey istedi şeytan. Adem de bir şey istedi. Adem Aleyhisselam dedi ki nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Kur'an da diyor öyle. Şeytan ne diyor? Beni sen azdırdın diyor. Kıyamete kadar ömür verir. Ben zannettim ki namussuz elini kaldırıp tövbe yapacak. Affet beni desin affedecekti ya. Peki kıyamete kadar ömür isteyen, uzun ömür isteyen bizdeki şeytandır. Hayırlı ömür isteyen bizdeki ruhtur, rahmaniyettir. Allah Resulü'nün elindeydi. İstersen ya Muhammed dedi Azrail Aleyhisselam. Rabbin dedi ki hikmetin iktiza ettir ama ona aittir. İstersen canını al, istersen müsaade etmesi istediği kadar yaşayabilir. Allah'ın iradesine tabi oldu. Devam edeyim. Abi şeytan kaderle alakalı itiraza sürüklerken insan o terkini yaparken kendisi de inanmadığı için mi yapıyor? Yoksa doğrusu bu ama ben bunu bozmalıyım diyerek mi yapıyor? Nereye? Yani kadere itiraz ettirmeliyim ben bu kula. Tabii şimdi şöyle. Şeytana baktığımız zaman Allah inkar etmedi. Şeytan Allah inkar ederek şirk koşarak şeytan olmadı. Şeytan kaderi inkar etmedi. Yani kader yoktu zaten. Haşr inkar etmedi. Melekler inkar etmedi. Peki şeytan niye şeytan oldu? Enaniyet, gurur, kibir, haset ve ben merkezli düşündü. Tamam. Peki burada kaderi götürecek yani. Bir daha. Ölümden en çok kim korkar? Kıyamete kadar ömür isteyen şeytan. O zaman ölüm korkusu şeytanın sendeki ifadelenişi, hissiyatındaki aksi, dimağındaki fikridir. Aynen bunun gibi ben kaderime itirazım yok. Ben etmiyorum hakikaten. Tam tersi çok ama çok memnunum kaderimden. Ben. Peki haşa 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 Allah bana torpil mi yaptı? Allah bana torpil mi yaptı? Onun dediklerini, onun terk et dediklerini uymaya gayret ettim ve ediyorum. Benim kaderim bunlar üzerine kuruldu. Bir, terklerim. İki, eylemlerim. Benim kaderimi ben. O elbiseyi ben biçtim. Bak unutmayın. Dikey. Rahim. Rahman. Akıl. Yatay. Rahim. Öyle zannediyorum. Yok, abi, yanlış dedin, olmasın. Benim tersini söyledin abi. Yok, öyle dedin Zaba. Evet. Rahim dedin. Yukarıdan Rahim, böyle Rahman dedin. Yok, Rahman yukarıdan dedi, Rahim dedi. Bir de karıştırmayayım neyse. Kaçıncı sefaydı? 278 miydi? Peki bir de bakayım. Öyle aldın. Öyle aldınsa. Gidiyor. Ya bakalım abi. Peki bakalım abi. 278 burada değildi. Burada 278 olabilir mi? Neyse, benim bildiğim şu. Rahman geneldir. Rahim hususidir. Kumaş oldu mu kardeş? Etekli yaparsın, gömlek yaparsın, kısa yaparsın, dar yaparsın. Şöyle yaparsın öyle. Ha. Bu kumaş kaderdir. Kendine göre biçmek ihtiyardır, iradedir. Devam ediyorum. Benim kaderim bunlar üzerine kuruldu. Terk ve eylem. İbadetlerim bu terklerime ihsan-ı ilahi tecellisidir. Bir daha. İbadetlerim bu terklerime ihsan-ı ilahi tecellisi. Şimdilik şunu yazayım size.
Şunu çevireyim. Arkaya şey yapmış mıydın abi? Çivili şurada köşede. Yok. Şey yapabilir miyiz arkaya? Çivili yalan, çivili yalan da. Yine bir tane silmeyeyim dedim ama. Bak şimdi bu çok lazım. Geçen haftakiydi değil mi bu? Evet abi. Yoksa böyle üstüsü mi çalıştınız? Yok abi o biraz şeyini anlatırken. Bak şimdi. Ahlak. Ahlak. Mana ismi mana-i harfi. Ahlak bunların cemidir. Ceminden olur. Güzel ahlak, suyu ahlak. Mane'yi ters mi yazdık? Mane ismi, tamam. Mane harfi. Güzel ahlak, mane ismi. Şurası olacaktı. suyu ahlak. Öyle değil midir? Güzel ahlak. Tamam mı? Ben buradan defterden bakıyorum tam tersi. Yanlış yazmışım. Yanlış yazmışım. Onu düzeltilmesi lazım. Emrin ismi emri itibariler. Güzel ahlak. Emri nisbi, emri itibari, burası. Emri nisbi, esmir oldu. Emri itibari. Efendim, nasıl bir oldu? Es fazla oldu. Emri, böyle gidiyor. Bak nereye götürecek bizi. Bunlar da zanlarım. Bunların cemi. Bunun da şimdi şey yapın, uzaktan gözüksün. Kaderimiz emin. Evet. Sanlar. Sanlarım. Diyor ki ikinci sözde bahtiyardı. Mesela güzel ahlaklı olduğundan, güzel huylu olduğundan o güzel bir memlekete düştü. Bak, güzel ahlaklı olduğundan, güzel fikri olduğundan, güzel zanları olduğundan aynı memleket için diyor. İyi bir memleketi düştü diyor. Ahlaksız olduğundan, suizanlı olduğundan diyor. O diyor da kendin zanında, kendi nazarında fena bir memlekete düştü diyor. Kendi nazarında fena bir memlekete düştü diyor. Aynı memleket ama.
Fena bir memleket de burası, iyi bir memleket de burası. Peki abi bir sorun var. Şimdi acaba dışarıdaki memleketimiz güzel ya, zannımızdan dolayı mı güzel, yoksa güzel olduğu yani için mi? Çok güzel. Bu şeyi genişleteceğim. Her şey, onun hakkında hüküm verilmedikçe her şey mubahtır ve güzeldir. Aslında zatında güzeldir. Biz onu çirkinleştirdiğimiz için çirkin gözüküyor. Aynamız siyah. Mesela ben gözlük aldım adama. Öyle çıktı, bilmiyordum yani. Sokakta lambalar, ben siyahlaşıyorum. Millet zannediyor ki mesela şey yapmış, güneş gözü. Yani ben yapıyorum yani. Etrafı siyah beyaz yapıyorum. Şöyle yapınca aha Allah Allah diyorum. Eşya mubahtır. Eşya güzeldir. Ha, kötü hal aklından, kötü zanından fena düştüğü için, fena düşündüğü için fena memleketi düştü. Bedbaht, hodgan, hodendiş, bedbin olduğundan fena memlekete düştü. Anladınız mı? Evet, aynı yer aslında. Aynı yer. Yani biz derecelendirdik. Evet. Esma'dan aldıklarımız değil mi abi bu? Çektiklerimiz, evet. Esma'dan, bir bütünlük esmasından çektiklerimiz, evet. Bizim memleketimiz. Memleketimiz. Esma'da şey olmaz aslında abi, kötü bir şey olmaz ama ifrat tefriti mi oluyor? İfrat tefriti tabii. Mesela şeytanın yaratılmasında halk noktasına nimettir. Değil mi? Mesela şeytanın yaratılması insana iki şey kazandırıyor. Bir, kemalat insaniye. İki, makasıdı hayri külliye vesile oluyor. İki şey. Şeytanı kaldırırsanız insan yoktur. Haramı kaldırın, farz yoktur. Bitti yani, insan değil. Abi bölmeyeyim ama şunu da sormadan yapamayacağım. Şimdi zanlar zemin, zanlar zeminse bu zeminin üzerinde kaderi inşa eden cüz'i ihtiyari anladığım, evet, kadarıyla. Ama zanlar tasavvurdadır bildiğimiz gibi, değil mi, evet, abi? Evet. Peki tahakkule geçen iradeyle hareket ediyor. O zaman zemin, her şey değişiyor mu abi? O... Mesela... Abi yer aynı ama halet değişiyor. Değil mi? Mesela benim o bir bal misalim var ya. Evet. Uygulayayım aynısı, çok güzel yere geldim. Ders çalışıyordum. Ondan sonra tatlıya ihtiyacım oldu. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, yorulduğun zaman diyor. Demese de zaten fıtrat demek istiyorum. Yorulduğun zaman tatlıya in diyor. Tamam. Yoruldum zihne tabii. Veya bir değişiklik istedim. Masama. Benim tezgah biliyorsunuz odada. Gittim tezgaha. Bir arkadaş Almanya'dan çikolata getirmiş. Koymuş oraya. Bir ay kalırım, bir çikolata yemem Almanya'da. Yemem ya. Şuraya da bal var. Van'dan gelmiş bir bal var. O şeyli, mumlu. Aynen söylüyorum size. Bal, bak o kadar güzel ihtiyar iradı ki. Şey, çikolata. Bir tarafım diyor ki çikolatayı, çok kuvvetli bir güç. Bir tarafım diyor ki balı ye dedi ya. Bu gerekçesini söylüyor. Allah Kur'an'da balı met etti diyor. Ondan sonra şifadır diyor. Bu diyor ki tamam, her zaman şey yaparsın ama her zaman yine geçmez diyor. Bir şey olur. Bu haram değil ki diyor. Senin dostun diyor ya. Dostun getirdi Almanya'dan. Şey değil diyor. Ye bundan diyor. Yedim. Tamam. Ondan sonra ikisi de güç. Sordum kendime. Dur. Balı isteyen kim? Çikolata isteyen kim? İkisi de nefis değil mi abi? İkisi de ben gözüküyorum. Evet. İkisi de nefis istiyor. Evet. Yok, ikisi nefis miydi onu tanımlayacağım. Çikolatayı nefis. Ha bakalım. Ondan sonra bu dedi ki, bu bir taraf. Bak diyor, çikolata haram değil. Ama diyor, Alman gavuru yaptı diyor. Ne olur ne olmaz, buna güvenilmez, yeme. Ama bu en azından bağdır, şeker olur ya. Bu diyor ki, olur mu ya, şüphelerden kaçarsın yaşamaz diyor. Ona cevap veriyor, ben seyrediyorum.
Diyorum ki, diyor ki farzlar, haramlar belli, şüphelerden kaçın. Neyse. Ben şunu sordum. Bir dakika. Burada ben hakim oldum. Ben şimdi güya kendimi anlatıyorum gibi anlıyorsunuz. Ve anlarlar bazen. Hayır, bir şey anlatacağım ki bu zeminde anlaşılır bu. Anlatacağım. Balı isteyen kim? Çikolata isteyen kim? Bir baktım ki bal şifa, geleceğe ait. Çikolata bana böyle bir şifa vaat etmiyor. Lezzeti hazırda istiyor. Anlık. Anlık. Baktım ki anlık lezzete muktela cüz ihtiyardır. Mazi ve müstakbeli düşünüp de isteyen ise iradedir. Bu iradeydi. Bu ihtiyardı. Bu kim, bu nefisti. Bu kim, bu kim diye bakan? Bendim. Hakem. İkisi ben değildim. Şimdi bazılar diyor ki ihtiyar var, irade var. Ne fark var? İhtiyar hayvanlıkları seçer. İrade hayvanlıkları seçmez. İrade ulvileri seçer. Balı isteyen iradedir. Çikolata isteyen ihtiyardır. Nefsi emmare iradeye dokunamaz. Ancak bunu bloke ederse vesaire. Çünkü irade vicdanidir. Hani vicdanda ne vardı? Vicdanda. Çünkü kader meselesi ya, uzatmıyorum konuyu. Onun için çok çok güzel oldu abi. Evet. Kader vicdanda irade vardı. Ne vardı? Zihniyiz. Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye. Tamam abi. Peki ihtiyar neredeydi? İhtiyar neredeydi Yasin? Madde abi. Nerede? Dimanda. Tahakkul dedim abi. Tahakkul de. Niye çekinerek söylüyorsunuz? Herkes biliyor. Bak şimdi. Burada mı diye şey Tahakkul. Gir içeriye. Akıl. Çikolatam yok, ne yapayım? İhtiyar. Yani taakkul bir sistem, içinde akıl var, akıl için ihtiyar. İhtiyarı söylüyor. Mazi ve müstakbeli düşünmeden, hiç geçmiş kültürle gelecekteki endişesi olmadan, hazire muptela olan nefsi emmare hayvanlıktır ki cüz ihtiyarısı vardır. Hayvanlar, 24. sözde söylüyorum bunu. Hayvanlarda cüz ihtiyar vardır. İrade ise mazi ile istikbale bakıp halde tercih eder. Bir daha. İrade mazi ile istikbale bakarak hazırda tercih eder. İrade mazi ve müstakbeli bütünlükle bütün görüp hazırda tercih yapar. Diyor ki bu diyor bal senin gelecekte şifadır. Bal sana şifadır, lezzet de verir ama belki onun kadar lezzetli değildir sence. Ama bu şifadır, şifa geleceğe ait. Bu diyor ki bu lezzetlidir diyor. Bana şifa vaat etmiyor. Burada irade ile ihtiyarı tefrik etmeyi kim yaptığını anlarsınız. Mazi ve müstakbelle alakalı bir şey istiyorsa bilin ki o iradedir. Mesela daireniz var, yeni bir dairenin peşine koşuyorsunuz. Çocuğun. Nedir o? Nedir? Cüz ihtiyar. Evet. O da gelecek gibi gözüküyor. İrade. Çünkü çocuğun önünde. Hani böyle tefrik edeceksiniz. Hazırı sana ne yaptırıyor? Hazırı unutturmuş. Hazır olmasaydı bunu yaptıracaktı. Unutturduğu için ihtiyara düştün. Yani aslı vazifeden alıkoyan sen. Yani şüpheli iten. Bu, dolayısıyla ihtiyarla irade hazırsa, peki kader nedir? Kader ikisi de değildir. Bunların cem'i cem'idir. Çikolatayı da yesen, balı da yesen kaderin. Kaderin. Ama hangi kaderin? iradenin yaptığı. Ama
İhtiyarın tercih ettiği kaderi. O zaman kadere dört şekilde okuyacağız abi. Evvel, ahir, zahir, batın. Kesin. Tabii ki. Hangi kader? Mesela kader desi niye farklıdır? Herkesi farklı yapar ben bile. Evveluhu, her şey iman esası. Mesela Allah'ın bile evveluhu, ahiruhu, zahiru, batinu. Peygamber de öyle. Şimdi kader böyle bir yazı yazılmış. He, al bunu. Git bunu uygulay, yap. Kim sabahleyin böyle kaderine bakıp da yapıyor ki? Peki kaderine bakarak mı yaptın? Yok. Niye neticesinde kaderin budur diyorsun? İyi olduysa ben yaptım, kötü olduysa kader yaptı. Kader hep midir, hiç midir? Hep ben yaptım dersin. Yani talep, çocuk gibi talebe. Oğlum kaç aldın? Öğretmen 2 verdi. 5 aldım. 5 aldım diyor. Öğretmen vermedi. 5 aldım. Devam ediyorum. Devam ediyor. Zanların kaderin zemini. Bunun da bir altı var. Şuradan. İman esaslarından bahsediyorum. Akıl aynasında mı kader gözüküyor? Kader bir zanidir. Burada zanların kaderinin zemini dedik ya abi. Zemini ama. Bu mu? Zemin ise? Zemindir. Mesela ben bu zeminde ders yapıyorum. Devam edeyim. Allah'ın Celle Celaluhu rububiyet tecellisi bu sistemle aktif oluyor. Allah'ın rububiyeti bu zanla aktif oluyor. Tecelli ediyor. Kaderi iman eden, kaderden emin olur sırrı burada gözüküyor. Bu zanların kaderimin zeminini oluşturuyor ya abi. Kader zemini de diğer iman esaslarına zemin olur mu? Oluyor. Olur. Mesela bak. Mesela Allah'ı Allah'a imanı da zemin oluyor bir manada. Dolayısıyla zanlarım Allah'ı, ahireti, peygamberi ve melekleri de mi oluşturuyor? Aynen. Zandan başka bir sistem yok mu zaten burada? İman noktasında. Peki şu vicdanda ve taakkulde dediğimiz zanlar bunun kaderin bunun cemi ise cüz-i ihtiyarım ve cüz-i irademle Allah'ı nasıl oluşturuyorum? Şimdi çikolatama bağlı mı da Allah nasıl görünür bana? Rububiyeti mi? Evet. Şimdi mesela anladım kaderle. İman esaslarını sıralayayım. Amentu billahi. Allah'a iman. Evet. Allah kim? Benim dışında değil mi? Evet. Benim dışında bir şey. Ve melaiketi. Benim dışında bir şey. Ve izahı da yok zaten. Bir parantezi yok. Ve kütübihi. Kitaplara benim dışında. Ve rusulihi. Benim dışında ve rusulihi. Ve bil yevmil ahir. Yani ve biliyorum ilahir, ahiret. Benim dışımda bir yer. Hepsi benim dışımda oldu. 5. Ve bir kaderi, hiçbirisinin izahı yok. Bunda izahı var. Hayrihi ve şerri. Yani iman ettiğimiz Allah vardı. Melek vardı. Kitap vardı. Peygamber vardı. Ahiret vardı. Ve bir kaderi, kime iman etti? Kim o? Kaderi iman et. Allah'a iman ettim. Allah'ın dışında. Amentu billahi. Allah'a benim dışımda bir şey iman ettim. Kolay. Allah'a iman etmek kolay. Çünkü benim dışımda bir şey. Ve melaiketi benim dışımda bir şey. Ve kütübi ve rusubi ve yevmil ahir. Ve bil yevmil ahir. Benim dışımda bir. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Kader kim? İman edenin kendisi. Şahit olan kendisi. O kime? O 5 tane iman esasına şahit olup o bütünlük içerisine kendisini inşa eden kişi. Bir manada kendine de iman etmiş oluyor. Kendinden emin olur. İman değil de emin. Emin olur.
Kader iman eden kederden emin olur. Abi şimdi 8. sözde o sonlara doğru bir yer var. Nefse emmare. Onun şeyi olarak, nefsi emmarenin çözümü olarak. Seni dinliyorum he. Onunla mücahede mertebesi olarak 3-4 tane madde sayıyor. Hüsnü niyet başta olmak üzere. Hüsnü niyet, hüsnü zan diyor. Orada. Yani hani üstadın bahsettiği niyet nazar meselesi vardı ya. Ona istinaden söyledim yani. Burada bir yerlerde olması lazım bu meselenin ama ben tam şey yapamam. He, buraya dokuyayım. Mucize dahi olsa inanmayan yine inanmaz. İsa Aleyhisselam bu kader olmayacak harikulade gösterdiği kişilerin çoğu hala inanmadılar. Bu kadar olmayacak harikuladeyi gösterdiği ölüyü diriltti. Amaların gözü açıldı. Bebekken konuşuyordu. He? Bebekken konuştu. Bebekken konuştu. Ayıp. He? Şatkaber. Yani İsa Aleyhisselam. Ha, İsa Aleyhisselam. Ha. Çoğu inanmadılar buna. 12 kişi mi ne iman etti? Yani ölüyü dirilteceğim. Şimdi bu 7 kule Müslüman olur ya. Demek mucize imtihanı kaldırmıyor. İnanmayan, niyeti olmayan yine bir şey uydurup inanmıyor. İnanmamaya niyet etti mi inanmıyor. Kaderi güzel ders yapmayla kaderi iman etmeyecek zaten. İnanmayan inanmıyor. Ondan dolayı ki şu cümleyi söyledim. İnananlar inanabilecekleri kadar delilleri olduğundan olmadığı gibi inanmayanlar inanabilecekleri kadar delil bulamadıklarından değildir. İman edenler iman etmeye niyet ettikleri için küçük bir emare nazarlarında kesin ve büyük bir delil oldu. İnanmamaya karar verdikleri için, niyet ettikleri için büyük ve kesin deliller nazarlarında ima oldu. İş küçüldü. Manası farklı. Oraya kadar hiç şeytan yok değil mi Hasan abi? Yok. Nefis var sadece. İtiraz maziyedir. Bak. Ne dedin? Ha. İtiraz maziyedir. Kadere itiraz etmek, maziye itiraz eder. Hiç geleceğime, geleceğimdeki kadere itiraz ederim diye, ediyorum diye var mı? Duydunuz mu? Madem. Yok ki öyle bir şey. Bak bir daha söylüyorum. Kadere itiraz edenlerin itirazı geçmişe edir. Kaderim buydu ya diyor. Gelecekte kaderim çok kötü, şimdiden ağlıyor. Böyle bir şey. Ha. Kadere itiraz geçmişe edir. Bakın geçmişine, yani kaderine itiraz edenlere bakın. Kaderin geçmişi yok, şey geleceği yoktur. Zaten kader geçmiştir. Öyle okumuştum. Gelecek neydi? Tekliftir. Geçmiş kaderdir. Gelecek tekliftir. Bir daha izah ediyorum. Hiç kimse oturup da vay daha gelmemiş zamanların kaderine itirazım var. Nasıl edecektim? Peki iyiydi. Demek ki kader itiraz edenler geçmişine itiraz ediyor. Kendine itiraz. Bak şimdi, o zaman kendisi kendisine itiraz ediyor. Bu kadar açık olmaz ya. Bu kadar. Kendini yalanlıyor. Bu kadar olur. Kader bu kadar izah edilir. Anladın mı Yasin? Senin adın neydi? Unutuyorum. Serkan. Hüseyin. Serkan kim? Serkan duydum da. Ha. Aklına tahmin ettim. Şimdi Hüseyin, demek ki itiraz maziyedir. Hiç kimse kaderimin geleceğini, yani gelecek kaderime itirazım var demez. Hep kaderim geçmişedir. O zaman itiraz kendi hatasından kendine. Kendini
Kendinden kendin ettir. Şu var mıdır? Bunun neticesi olarak, tercih ve zanlarımın neticesi olarak Allah Teala tarafından bana sunulan fakat benim ezeli ve ebedi manevi en yüksek sıçramayı yapabileceğim zemindir kader. Aynen diyebilirsin. Aynen onaylıyorum. Bir de okur musun? Tercihlerim ve zanlı neticesi olarak Allah Teala tarafından bana sunulan fakat benim ezeli ve ebedi en yüksek sıçramayı yapabileceğim zemindir kader. Evet. Yani doğru. Allah Teala bunları bana sunmuştur ama o benim için o andaki şartta oluşabilecek en harika zemindir benim için. Evet. Kaderim bu, ne yapayım? Okuyorum. Kusurları saymakta sen bizim binadaki su sayacına benzersin. Yemeğe giden bak kapı çok ilginç ama o su sayacında gördüm. Su sayacını okumaya gelince adam o zaman yazmıştım bunu. Kusurları saymakta sen bizim binadaki su sayacına benzersin, kusurlarımı sayarken. Yemeğe giden suyu da sayar. Yani su saati var ya. Bak şimdi. Su saati geçiyor. O bizim binadaki su sayacına benzersin. Kusurlar saymakta. Yemeğe giden, yani o içeriye girdi. Ama yemek yapılıyor. Tencereye giden var. Lavaboya giden var. Banyoya giden var. Bölüm bölüm. Yemeğe giden suyu da sayar. Sayaç. Demez ki sayaçta. Şu miktar yemeğe gitti. Şu miktar tuvalete gitti. Sayar mı Suat? Saymaz. Toptan sayar değil mi abi? Bak işte. Harika bir misal. Yemeğe giden suyu da sayar, abdest suyunu da sayar, içtiğini de sayar, aynı kategoriye tuvalet suyunu da koyup sayar. Değil mi? Sayaç için bu tuvalette kullandı, bunu yemekte kullandı diye ayrım yapmaz. Ey kardeşim sen bunun gibi yapma ve sayma. Allah herkesin evine suyu gönderir. Sen onu hayırda da kullanırsın. İçki ve haramlarda da o suyu kullanırsın. Şimdi suyu gönderende mi kabahat var yoksa sende mi? Suyla geldi. Ne yapayım? Suyu göndermeseydi içkimi içemeyecektim ve içemeyecektim denilirim. Eğer diğerlerine su giderken sana gelmemiş olsaydı adaletsizlik, zulüm ve haksızlık olmaz mıydı? Senin kaderin, bak senin kaderin bunu yazmam lazım. Şuraya yazayım isterseniz. Şunu şöyle alayım. Senin kaderi mana ismi ve mana harfiyle sana aktif ediyorsun. Ha, yazmışız. Mana ismiyle mana harfi zanlarını aktif ediyorsun. Şöyle istersen cem edeyim de uzaktan gözüksün. Manayı ismi ve mana harfiyle ufak yazıyorum ki iş yapmasın. Manayı harfiyle zanlarını aktif ediyoruz. İkisiyle aktif ediyoruz. Yani senin haletin olmuş oluyor yani, öyle mi? Yani bunlar yapıyor. Devam edeyim. İnsan devam ediyor zannediyorum. Zanların da rububiyet-i ilahi celbediyorsun ki ben kulumun zanları gibiyim diyor Allah. Enayine zenni abdibi. Ben kulumun zanni üzereyim. Yani ona öyle tecelli ediyorum.
zanların da Allah'ın rububiyet ilahiyesini celbediyorsun ki ben kulumun zanları gibiyim. Zanları gibi muamele ederim. Bilmanı hadisi kutsisince zan kaderin zeminidir. Ferasetin buradan sana bir yerim. Feraset. Feraset zanlarını değiştiriyorsun. Zanını değiştiriyorsun. Zansız kul olmaz. Zansız birisi var. Allah. Hatta Miraç'ta bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gördüklerini gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. Çünkü dünyada yaşarken öyle iman etti ki öyle bir zan seviyesi var ki kendisini görünce aynı. Ha bu böyleydi zaten. Tabii. Bu da böyle. Aa, öyle mi ya? Yapmadı. Zanlarını hüsnü zana çevir. Kaderin güzel olsun. Bir daha. Bunu iç iş yapayım. Kaderin güzel olmasını istiyorsan. Ben bir daha göstermek için yaptım. Şeye, Gafur'a. Orada sorun var düzelt diye. İşte dedi zaten amca. Evet, öyle mi? Gelmiş yerine hadi. Öyle. Zanlarını bak. Bu önemli de. Abi, zanlarını. Zansız bir Allah'tır diyerek kafamdaki bir sürü soru işareti bir anda kalktı. Allah razı olsun. Abi. Evet. Zansız bir Allah'tır. Hüsnü zana çevir. Bak. Hüsnü zana. Görmenizi istiyorum yani. Gözünüzle duymak yetinmiyorum. Olmuyor, tesir etmiyor. Kaderin güzel olsun. Kader geçmiş diyordun abi. Evet. Kader. Şimdi tabii ki senin kader. Geleceğe değil midir? Yani gelecekteki kaderimiz Allah'ça malum. Ama benim kaderim tamam. Değil o. Bu nerede? 2-8. Sözlerde. 2'de nazarında fena memlekete düştü. Bedbat, bedbin, hodendiş, hodkam oldu. 8. sözde kuyuda tılsım nasıl değişti? Zannını değiştirdi. Tılsım oldu. Tılsım zan. Zanlar tılsımı aktif ediyor. Tılsımlar sana beyan oluyor. Zanlarına hakim olan tılsımlara sahip olur. O adam ne yaptı orada? Yani üstünde aslan, dipte canavar, ejderha, kuyudasın, kuyuda yukarıdan aşağı aslan kovaladı, yeni belki yoktu burada tabii. Kovaladı adamı, çölde, arkaya baktı aslan, öne baktı kuyu. Ondan sonra bari parçalanmak lazım. Kuyuda bir ihtimaldir, yaşama ihtimali. Atladı. Duvarda yarısında görmüş olan incir dalı var. Ağaç varmış. Oraya tutundu. Üste aslan nöbet tutuyor. Aslan, aşağıda canavar var. İki tane fare kemiriyor şeyi, ağacı. Sine, meyveler, garip garip meyveler var. Orada durdu. Bu adamın bu senaryosunu hayal et. Sistem nasıl değişti? Ne oldu da değişti? Ha? Fark etti. İncir ağacım fark etti. Bu incir ağacım dedi. Bu kadar farklı bir meyve olamaz dedi. Nar da var. Evet. Tamam da kelimeyi söyle. Ne oldu da değişti Hakan'ım? Bu yerlerin hakim. Burada bir. Niyeti, üstü niyet. Burada bir. Tılsım var dedin. Tılsım var dedi. Evet. Fark etti. Farkındalığın adıdır tılsım. Evet. Farkındalık. Evet. Yani zan. Farkındalığı sır tılsımı açtı. Ve her şey ters döndü. Tamam mı? Her şey. Başta aslında bundan bahsettiniz değil mi siz Hasan abi? Yani bir olayda, bir sinirsel sorun yaratan bir olayda o olayın üzerine gittikçe çözemezsiniz, sorunlarda boğulursunuz. Başka şeyler, daha iyi şeyler düşünün dediniz Hasan abi. Zaten o bu demek aslında. Aynen. İnsanları değiştir demek. Aynen. Sana bir şey dedin yani, zansız bir tek Allah'tır.
Bir hayvanın veya bir bitkinin zanı nasıl oluyor o zaman? Şu, onun kaderi mükemmeldir işte. Nasıl? Yani mesela zansız, mertebesiz. Onda düşünce yok ki zan söyleyesin. Ağaçta düşünce mi var? Yok. Yok. Hayvanda var zanlı. Mesela diyor balıklarda cılız yok. Tilki, maymun niçin şeydir? Zanları var. Açlık zanı. Karınca için söylüyor ustad. Bir karınca diyor bir tane pirinç ona bir senelik yeteceği iken zanından yani hırsından zandır hırs. Hırsı zan aktif ediyor. Bu sefer 5-10 tane toplamak adına ayak insanların altına ezilip gidiyor. Allah Allah. Abi bu nereden buldun? Bütün bu mu? Balıklardan mı? Cılız balık yok. Cılız balık yok yani. Aa ne kadar zayıf balık dedi. Yağlı yağlı evde. Yani. Allah. Bak. Zanlarını bak arkadaşlar bunu da yazmam lazım. Elma kurduğunun şeyi mi? Suyu zana çevirirsen güzel abi elmanın içinde şey suyu zana zana çevirir sen kaderin iyi olmasını beklemek olduğu ile idare edin çok mutluyum o da diyor yok burada yapana düşmüş ya zanlarını suyu zana çevirirsen kaderin iyi olmasını bekletmek büyük harflerle ahmaklıktır. Mesela her şeyde olumsuz düşünüyor. İyi dedi ya. Ne oluyorsun ya? Nerede buldunuz lan bu halıyı? Yani gelmiş adam hep sorun yani. Bu adam bu dersten istifade edebilir mi? Mesela bunu dizleyen bir tanesi dese ayağa kalkmış. Öğretmen gibi ders yapıyor. Şuraya bak. Bu adam anlatsa, bu adam istifade etse la vallahi mümkün değil. Belki laf seş yapar. Hissiyatına mal olmaz. Bilgilerin kalbe inmesine sebep muhabbettir. Muhabbetsiz aşağı bir şey inmiyor. Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Malumattan ilme dönüştüren muhabbettir. Muhabbet yoksa ilim yoktur. Bir çocuk hocayı sevmiyorsa ilim alamaz. Bilgi alır. Allah'a da suizan ediyor, kaderi olacak. Mesela, alo, buyurun abi. Olanları anlatıyor. Abi, meşgul etmiyorum değil mi? Söyle kardeş. Ya ben İSKİ imtihanları kazandım. İSKİ'ye mülakata çağırıyorlar. Memur olacağım. Tamam. Abi, onda mülakat. Dua eder misin? İnşallah ama kaçta gideceğim? Abi, gerçi yani etmesen de olur. Niye hayırdır? Zaten kazanamayacağım. Niye lan dedim? Beni kazandırmayacaklar. Geri dön lan. Geri dön. Durdu. Ne var? Kazanamayacaksın ki. Sen zaten söylüyorsun. Kazanamayacağım düşüncesi, hissi pompalanıyor buradan. Doğru düşündüğü adamlara gidiyor. Adamlar kazan bu o gelen mesajla kazandırma, kazandırma, kazanamam, kazandırma, kazanamam, kazandırmayı aktif ediyor. Telefon kapatın abi, meşgul çalışacak. He? Telefon açık kalmıyor. Sen kendine kaçacaksın. Atlama yaptım. Abi bıraktı şimdi o. Eyvah olmasın. He? Eyvah. Normal geliyor. Eyvah. Eyvah biraz daha aşağı. Heva da olur. Ama bu zeminde daha iyi mi? Yok yani buradan uzaktan uzağa değil de o zaten o odaya girdiği zaman yapılandırıyor ya adamı. He he. İşte tabii o, yayıyor. Mesela üç ayları diyor ya usta.
Bu çaylardan için insanlarda böyle ahiret teveccüh oluyor? Hava değişiyor. Devam edeyim. Yanlış düşünürken kendini iyi hissedeni gördünüz mü? Galiba iyi değilim. Tansiyonum çıkacak. Doktor bey bir bakar mısın ya? Tansiyonum kaç. Lan 12.8 mi istiyorsun? Bu düşünceyle. Bir bakar mısın ya? Rahat olamıyorum. Mümkün değil. Boşuna baktırma. Beklediğim bir şey olamaz. Mantıksız olur. Çünkü yanlış düşünürken kendini iyi hissedemez. Suizan ederken kaderin iyi olmaz. Çünkü kader tercihlerinin bütünlüğüdür. O yüzden hastane hasta yapan yer diyorsunuz sanırım. Evet. Mümkün değil ki orada zaman. Ama doktor burada yavaş söylüyor. Eyvah eyvah. Yalnız kesin. İki tane var, bir tane. Bizim zannımızın dışında üst seviyede kader tecellisi var. Ha, üç, ona gelelim. Bizim, değil, bizim kaderimiz buydu. Bir de bizim dışımızda bir kader işliyor. Dedik ya, kaderin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Bu tip kader hayr-ı mahzdır. Özel tecellidir, özel inayettir, inayet hassa denilir. Bu da kader. Sen hak etmediğin halde o veriliyor. Kaderinin dışında çalışan üst kader hiçbir zaman şöyle çalışmıyor. Hep hayra çalışıyor. Mesela vehim ve vesvese Allah ve meleklerinden değildir. Nefis ve şeytandandır. Allah ve melekleri korkutmaz. Vehim ve vesvese vermez. Vehim ve vesvese gördüğünüz zaman aha birisi geçiyor, aha korkuyorum. Allah ve meleği değildir kesin. Allah merhametlerine merhametlisidir. Korkutmaz seni. O zaman bizi mesul eden kader zanlarımızın oluşturdukları kaderdir. Senin yaratılman da kaderdir ama sen mi tercih ettin? Kirpiklerin çıkması o da kaderdir. Kader sistem demektir. Yarın güneşin doğması kaderdir. Bizim kader tercihlerimiz dört tane kader var. Evvelü kader, ahirü kader, zahir ve batın. Yani bizim dışımızda çalışan sistem yok mu? Şöyle bir misal vereyim. Şimdi hep gençsiniz ya, biliyorsunuz. Burada mıyız? Top sahasını düşünün. Kuralı yok mu çizgi? Penaltı koyuyorlar. Değil mi? Çizgiden çıktım dışarıya taş diyor değil mi? Peki bunu futbolcu mu koydu? Kaç dakika oynayacağını kim dedi? Değil mi? Ha, sistem demiş. Şimdi bir sistem var. Bu üst kader. Bir de bu sistemin içerisinde adamın kendi tercihleri var futbolcu. O onun kaderi. Kurallar içinde. Kurallar içerisindeki kuralındır. Senin kaderin. O zaman bizi mesul eden kader zanlarımızın oluşturdukları kaderdir. Ben şu an oruçluyum, abdestliyim. Demek o zaman öyleydim. Bak şimdi. Ne demişim ki yemin etmişim. Ben şu an oruçluyum, abdestliyim, zatına yemin ederim ki ben zannettiklerimden daha fazlasını hayal edemediklerimi Allah bana verdi, aldım. Bu zan üstü tecellidir. Zanlarım nakıs, o şahit olsun ki ben Rabbimden çok memnunum. Bu da kader. Ha, demek ki kaderimi de devre dışı yapabiliyor. Neyle yapıyor? Allah devreye, bazen devreye giriyor. Çoğunlukla belki girer. Senin kaderini devre dışı yapan üst kader hep merhametlidir. O çok önemli. O olmasa biz helak olurduk. Evet. Yani senin atan olmasaydı. Değil mi? Atan olmasaydı. Ne neydiler? Ata kazay derler. Heh. Harika padişah. Ha? İki tane padişah var. İkisi de kan. Ata kazayı, kaza da kaderi kaldırır. Şey, deler. Kaldırır, hükmünü kaldırır. Bizim bir tercihlerimizin oluştuğu kader var. Hep bu değil. O bizim küçük dünyamız. Bir de bizim dünyamızın dışında kainata ve bütünlük içerisinde bize tecelli eden üst kader var. Destek, evet. Nesli kudretin tecellisi. O hep hayır çalışıyor.
Mesela şöyle diyeyim. Şimdiye kadar istediğiniz dualar hep kabul olsaydı bugün burada olmazdınız. Benim her istediğimi Allah yapmış olsaydı ben çoktan kabre girmiştim zaten. Bazı dualarımın kabul olmasını, olmadığını gördüm, eğer o duamın kabulü olduğunu gördüm. Kabul etmeyerek kabul etti. Eğer ben her istediğim olsaydı, mesela köpek diyor hani, halk arasında bir tabir var. Köpeğin duası kabul olsaydı gökten hep kemik yağardı, bir su göremezdi. Abi bu cahil bir soru sorsa, yani inşallah hoş görürsünüz. Nereye kadar bu kader abi? Kader mi? Kader esma olduğu için nedir? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Kader adalet ediyor. Kader sevk ediyor. Kader rızkını tayin ediyorsa kader Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Esma-i Hüsna'nın tecellisidir kader sistem. Ha benim hususi kaderim tercihlerimin devamı olduğu için ahiret devam ediyor, bitmiyor. Bitmiyor, öyle bir şey yok yani. Çünkü bu gözümle 60 sene kullandığım gözle ezeli ve ebedi cennette kullanacağım gözün çekirdeğini oluşturuyor. Bu hayatım, yani hayatım, yaşantım, yaşadığım şekil ezeli ve ebedi olan ahiretteki hayatımın çekirdeğini oluşturuyor. Ruhum ahiretteki ruhumu oluşturuyor. Kaderim ahiretteki kaderimi oluşturuyor. Oradakinin adı da kader mi abi? Yani kader... Ya siz buradaki bir kainatla mı sınırlı? Şecele dikkat... Her zaman... Elbette mi? Yani bunu... Yani ezel ve ebedi bizim alemimizde ayıran insandır. Alem-i şahadettir. Ahiretteki kaderim de burayı oluşturmuş olmuyor mu aynı zamanda? Ahiretteki kaderim o üst kaderdir. O beni ilgilendirmiyor. Yani Allah'ın kaderi benim hakkımda nedir onu bilemem. Ama şunu kesin biliyorum. Hayırdır benim için. Yani top sahasının sistem içerisindeki sistemimdir. Tercihlerim, kaderim. Mesela güneş ne zaman yarın doğacağı benim tercihim değildir. Lefim abdan aşağı mı abi? Yok. Kader Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Nereden aşağı olmak lazım? Yani top, şeceri hırkatın kendisi. Yani faili muhtar işin başındadır kader ya. Yok o bak o bakımdan abi, külli kader değil de. Ha benim kaderim. Benim kaderim. Tabii lef-i mahfızdan aşağı. Ondan aşağı tabii tabii akıldan aşağı. Aslan abi, hadi peygamberleri geçtim. Kutuplar, Aslan abi o asrın imamları. He. Lef-i mahfıza çıkıp da, yani... Nasıl döndükten sonra normal hareket edebilmişler? O kader şekli nasıl işlemiş onlarda? Çünkü Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünü gördüler arşta. Biraz müsaade edin bir gidelim çünkü antika şekiller geliyor. Ne kadar oldu bu arada? Oo. Devam edelim abi ya. İki ders yapıyorduk. Tek ders bütün yapalım. Yok yok şöyle bu iki üç tane bir tane şekil var. Bunu yapmak istiyordum da. O zaman ben şurayı atlayayım. Atlamadım. Evet, şuraya yapayım ya. Geçmiş kader dedik, gelecek oraya okuduk. Soruyu nerenin içine atıyorsan cevabın da onun içinde. Mülke ait soruların cevabı mülktedir. Melekute ait soruların cevabı da melekütedir demiştik. Kader ilmin tamamı değil. Kader ilim nevindendir. Kudret nevinden değil. Senin iraden de İrade nevindendir, ilim nevinden değildir. Kader, ilim nevindendir, irade ve ihtiyar, irade nevindendir. Yani kader, ilim nevindendir. Yap değil, yapacak şeklindedir. Şimdi şurayı ben size şey yapmak istiyorum, bunu siliyorum. Var mı? Almak isteyen şey, fotoğrafını asmak istesen de bitti artık. Şimdi burayı... Abi Yasin bir şey sormak istiyormuş. Yasin sorsun. Abi büyük zatlar kaderlerini değiştirebilmişler mi? Kendi kaderlerini değiştirmişler ama umumi bir sistemdeki kader o değişeceği de olduğu için değişeceği de olduğundan dolayı o zaten değişikti.
İslamiyet ve iman, bak. Orada umumi kader tecelli etmiş oldu. Kendi kaderini, kendi tercihleri var ya. Yani kendi tercihin, o zaman eskiden yaptığın tercihini değiştirebilirsin. Evet, değiştirebilirsin. Şeye geçersen, alemi mane kayıt yerine değiştirirsin. Ama değiştireceğini de umumi kaderde vardı. Yani o değişecek. Çünkü Allah sonradan bilmez kısacası. Tamam mı? İslamiyet'in son hududu. Kader Risalesi'ni geçen bir cümlenin şeklini yapıyorum şimdi. Cüz-i ihtiyarının sonududu. Cüz-i ihtiyarı mı yoksa cüz-i irade mi var? İradesi yok. İman olacaktı değil mi? Cüz-i irade. Cüz-i irade değil abi, doğru ya, cüz-i ihtiyar. Evet. İradenin cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar sarfından sonra. Cüz-i ihtiyar sarfından sonra, evet. Şunu yazayım da onun üzerine konuşacağız. Hali vicdanıymış. Kader hali ve vicdanidir diyor. Şimdi İslamiyet neydi? İslamiyet'in büyük kainattı. Büyük kainat. İman malum kainatın dışına, şeceretül katın dışına taşıyor. Kader diyor, şimdi imanın ve İslam'ın son hududunu gösteriyor. Evet. Değil mi? Son hududunu gösteriyor. Hali ve vicdanidir diyor. Kader. Kader, hali ve vicdanidir. Hali. Şimdi hal nedir, vicdan nedir? Hal, eylemdir. Tamam mı? İman, cüz-i ihtiyarın hududundan sonra irade var. Hali bir aktif de diyebilir miyiz abi? İhtiyari bir de cüz-i irade olacak. Yani şöyle, cüz-i ihtiyarın sarfından sonra İraden, onun neticesini o zaman söyleyelim. Tamam, doğru. Neticesini söyleyelim de. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İrade-i külliye. İslamiyet'in son hududu. İradenin son hududu diyelim. Cüz-i irade yok ya, iradenin sonudur. Ama deminki model daha doğruydu. Yani acaba öyle mi? Ben çünkü defteri öyle yazdım da acaba yanlış mı yazdım? Değil bu. İrade bile yani orada yok aslında. İrade, iman... Ama oraya taşıyor da imana taşıyor. Ha, şimdi şöyle, irade taşıyor ama... bak şimdi, vicdanda irade yok mu? Sonuç. Zihin, his, latife-i Rabbaniye. Vicdani ya. Yani burası netice, iman. Mesela vicdan, irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliye veriliyor. Evet. Tamam. İradenin cüziyeti yok ya. Evet. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra. Evet. Kitapta öyle. İradenin cüzi ihtiyarın sarfından sonra. İhtiyarenin sonudur. Hududundan sonra irade, ondan sonra şeyle başlıyor zaten. İman. İhtiyar, irade, iman. Yani itikat aklidir, iman kalbidir. İtikat imana nasıl dönüşür, bir tanesi sordu bugün rutuşundan. Mesela itikat aklidir dedin abi dedi.
İman kalbidir, doğru. Peki itikat kalbi nasıl dönüşür? 142 sözlerde diyor ki, itikat ettiğini yaşarsa itikat imana dönüşür. İslamiyet yapar. Evet. Peki eylem ile mi? Mesela şu olur. Bizi eyleme dönüştüren, biliyorsunuz fiiliya, fiiliyatın arkasında ilim yoktur. Çünkü ilim netice fiil olsaydı alimler hata yapmazdı. Ve namaz kılmayı bildiğimiz halde kılmıyoruz. Bilgi eylemin kendisi değil. Demek ki kalbin ve hissin temayülatından çıkar fiil. 77 Utbe Şami'ye. O zaman bir fiil görürseniz mutlaka onun fiilinin hissi ve kalbi hali var adamda. Namaz kılıyorsa. Ha şimdi namaz kılan bazen batıla cehenneme de gidiyor. Sebebi vicdanda bulunan hissin gereği olan el-hubbu fillah vel-buzu fillah Allah için dost, Allah için düşman olmuyor. Gidiyor batıla bir bildiği var diyor. Allah'ın haram ettiğini helal diyor. Buna da hizmet diyor. Tak diye gidiyor. Devre kopuyor. Fiil yapsa bile elektrik geçmiyor. Dinamo öğretiyor. Ama kablo eve taşınmıyor. Çünkü kablo kesik. Elektrik imal ediliyor ama toprağa gidiyor. Eve gitmiyor. Abi bu cahil bir şey daha söyleyebilir mi abi? Söylesin bu alim. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bunların en başı. Rahman ve Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hudutların en sonu aslında. Abi. Tabii bak şimdi. Şey o zaman bak. Şimdi bu İslami, iman, Rahman bu. Çünkü İslamiyet büyük kainattır. Tamam. Mesela. Burası şöyle yapalım. İslam, Rahman. Bu. Vicdan tarafı. Tamam Rahim. Şunu da yapayım. Rahim. Bak şimdi. İstersen şunu da şunu yazabilirsin. Mevzumuzla alakalı olduğu için. insan, insana dayanıyor. Rahman kafir mümin fark etmeden yaşanan bir hayattır. Rahman ve İslamiyet. Büyük İslamiyet, büyük kainat. Rahim herkese tecelli etmez, iman edene tecelli eder. Allah ise her insandaki, o iman edenlerdeki Allah Celle Celaluhu'nun zatını bizdeki taayyum ve teşahhusu ki Allahu Ehad. Bu ne kadardır Allahu Ehad? Senin Esma Hüsna'ya mazariyeti miktarıdır ki o senin kaderindir. Küre-i arz birisi de dünya abi. Tamam. Yani insandaki karşılığı Allah-u Hayat demek Esma-i Hüsna'larının bütünlüğünün sendeki karşılığının adıdır kader. Niye? Kader seni sevk ediyordu. Rızkını veriyordu. Adalet ediyordu. Ceza veriyordu. Tokatlıyordu. Risale-i Dekleciyordu. Tokatlıyor. Yani tokatlıyorsa demek faili muhtar. İşin başında bu. Rızkımı da veriyor. Annemin yemek verdiği gibi. Ha. Ne demek o zaman? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür kader. Senin mazariyetindir, senin kader.
Allah. Esma'ya mazhariyetin kadar. Evet. Burada kesiyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha tümâ selâhu. Allah'a emanet.